İyi günler Örgüseverler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir bebek çalışmasıyla sizlerle birlikteyiz. Daha önce çalışılmamış bir roba çalışması yapacağız hep birlikte. Siz de benimle beraber örmek istiyorsanız hemen 82 ilmekle robamızı başlatabiliriz. 82 ilmekten sonra 3 sıra haroşa çalışması yaptım. Ve şimdi ön arka kol ayrımlarını yapıp aynı zamanda da örnek dizilimini yapacağım. Bu arada 3 sıra haroşa çalışmamı yaparken ilk ilik çalışmamı da yaptım. Şimdi yine haroşa ile devam edeceğim. Ve arka ön kol ayrımını yapacağım ama bunun için 5 tane ilmeği haroşa devam ederek pervaz çalışmamı başlatacağım. Beş ilmeği pervaz için kullanıyorum. Robamız haroşa örgüden oluşacak. Bu nedenle haroşa olarak devam ediyorum ama sayarak devam edeceğiz ayrımları yapabilmek için. Şimdi 6 tane ön için öreceğim. Altı. Üzerine sararak bir arttırma yapacağım. İki tane düz örgü öreceğim. Arttırma noktası için. İki tane düz ilmek. Ve üzerine sararak bir arttırma yine. Yani iki düz ilmeğin sağında ve solunda üzerine sararak birer arttırma olacak. Kol için 18 tane ters örgü yapıyorum. Haroşo. Kol için 18 haroşoyu tamamladım. Ve artırma noktası için 2 düz ilmek öreceğim yine. Sağında ve solunda bir artırma. 2 düz. Ve yine üzerine sararak arttırma. Arka için 16 tane ters ilmek örüyorum. Arkadan sonra yine artırma noktası için 2 düz ilmek yapacağım. Sağında ve solunda bir artırma olacak şekilde. 18 tane ikinci kolun ters ilmeğini örüyorum. Yine 2 tane düz ilmek ve sağda solda arttırma. Ön için 6 tane ters. Altı. Ve kalan 5 tane ilmeği de pervaz için kullanıyorum. Yine haroşa olarak devam ediyorum. 82 ilmekle başlayıp dağılımlarını yaptık. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar. Ön yüze geçtiğimde yine haroşa olarak devam ediyorum örgüme. Artırma noktasına gelene kadar. Artırma noktasından bir önceki ilmeği son olarak ters örüyorum. Ve üzerine sardığım ilmeği düz örgü olarak öreceğim. Yani yaptığım arttırmaları düz örgü olarak devam edeceğim. Yine üzerine sararak arttırma ve iki tane düz ilmek. Üzerine sararak arttırma ve bir tane düz ilmek.
Buradaki ilmek sayıları her sırada artacak, artırma yaptığım için düz ördüğüm ilmek sayıları. Yine haroşa örgüme devam ediyorum. Diğer artırma noktasına gelinerek. Artırma noktasına geldiğimde artırma yapmış olduğum ilmeği düz olarak örüyorum ve üzerine sararak bir artırma yapıyorum. Diğerlerine de düz örgü olarak devam ediyorum. 2 düz, üzerine sararak artırma ve bir düz. Diğer ilmeklerimiz yine haroşo, diğer artırma noktasına kadar. Yine artırma yaptığım ilmeği düz örüp üzerine sararak artırma yapıyorum. İki tane düz ilmeğimi örüyorum. Yine bir düz ve ters olarak devam ediyorum. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi hiçbir işlem yapmadan ters örgü olarak örüyorum. Yine artırma noktasına geldim. Düz. Üste sar. 2 düz. Üste sar. 1 düz. Ve ters olarak devam ediyorum. Ön yüzde yine aynı şekilde artırmalarımı yapacağım. Bu sırada şimdi iki tane düz artırma ilmeğim oldu. İki tane düzü örüyorum. Ve üzerine sararak yine iki tane düz yapıyorum. Üzerine sararak iki düz. Ve ters örgüye devam. Bu sırayı da bu şekilde bitirip arkada yine bütün ilmekler ters olacak şekilde örüyorum. Ön yüzde bir sıra daha artırma yapıyorum. Ve arka yüzde yine bütün ilmekler ters örüyorum. Bir sonraki sırada farklı bir desen uygulaması yapacağım. Düz örgülerimde 1, 2, 3, 4 sıra artırma yaptıktan sonra şu artırma noktasından sayabiliriz. 1, 2, 3, 4 yuva olması gerekiyor. Şimdi haroşa ilmeğimdeki son ilmeği 4 sıra boyunca söküyorum. Kalan ilmeği şişe alıyorum. Üstündeki ilmekleri de tek ilmekle birlikte sökülen ilmekleri de şişime doluyorum. İpimi arka yüzde bırakmalıydım. Bu şekilde düz ilmek olarak hepsini örüyorum tek seferde.
Diğer düz ilmeklerimi örüyorum düz olarak. Ve şimdi en alt yuvaya şişimi daldırarak bir düz ilmek çıkartıyorum. Düz olarak örüyorum. Yine üzerine sarıyorum. Burada bir fiyonk oluştu. Üzerine sararak iki tane düz örgümü örüyorum. Yine en alt yuvaya ilmek çıkarttım ama bundan önce üzerine sararak bir artırma yapıyorum. Düz örüyorum. Diğer düz ilmeklerimi de düz örüyorum. Şimdi son ilmeği sökerek yine fiyonk oluşturuyorum bir ilmekle. Ters olarak devam ediyorum. Bitene kadar bu çalışmayı aynı şekilde yapacağız. 4 yuva olduğunda daha önce çalışılmamış bir robadır bu. Ve beden çalışmasında da böyle kabarcıklı bir desen kullanacağım. O da daha önce çalışılmamış bir desen. Bu fiyonklu roba. Şimdi son ilmeği yine söküyorum. Son haroşa ilmeği. Söktüğüm ilmeklerle birlikte son ilmeği şişime geçirerek bir ilmek olarak örüyorum. Ve düz ilmeklerimi örüyorum. Yine artırma noktasına geldiğimde en son yuvaya batarak bütün ilmekleri tek ilmek haline getiriyorum. Bütün sıraları. Ve düz örüyorum. Üzerine sararak iki düz ilmeğimi örüyorum. Ve yine üzerine sararak düz örüyorum. Düz ilmekleri de örüyorum. Düz ilmeklerden sonraki ilmeği yine söküyorum. Bir ilmekte toparlıyorum.
bakınız fiyonkumuz oluştu. Ben bir 2 yaş hırkası çalışıyorum. Ama siz bunu istediğiniz modele, yaş grubuna uyarlayabilirsiniz. İstediğiniz uzunlukta devam edebilirsiniz roba çalışmasına. Şimdi sanırım ben 5 tane fiyonk yaptığımda robayı bitirebilirim diye düşünüyorum. 5 ya da 6 tane herhalde. Bunu ördükçe göreceğim ve karar vereceğim. Fiyonku kapattıktan sonra arka yüzde bütün ilmekleri ters ördüm ve ön yüze geçtiğimde yine sil baştan sıfırdan başlayacağım desenimi. Bunun için fiyonkun üzerindeki düz ilmekleri ters örmem gerekiyor. Şöyle. Ters örüyorum. Ta ki arttırdığım bir ilmeğe gelene kadar. Şimdi burada yine düz örmeye başlıyorum. Üzerine sararak yine düz örüyorum. Düz. Üzerine sar ve bir tane düz. Fiyonkun üzerindeki diğer ilmekleri ters örgü olarak devam ediyorum. Böylece ikinci fiyonga sıfırdan başlamış bulunuyoruz. Yine fiyongun üzerine geldiğimizde düz ilmekleri ters örüyoruz. Ta ki bir önceki sırada artırma yaptığım düz ilmeğe gelene kadar onu düz örüyorum. Bir artırma yapıyorum. İki tane düz. Yine bir artırma ve bir düz. Fiyongun üzerindeki düz ilmekler bir önceki fiyongun ters olarak örülüyor. Böylece fiyonk desenimizi tamamlamış oluyoruz. Ve bundan sonra fiyonkları tekrarlayarak robamızı istediğimiz uzunluğa getirip beden çalışmasına başlayacağız. İkinci fiyonku da yapmak üzereyim ama bunu da size paylaşmak istiyorum örgü olarak. Çünkü ilmeği nereden alacağınızı karıştırabilirsiniz. Yine düz ilmeklerden önceki ilmeğin bir tanesini söküyorum. Söktüğümüz iplik sayısı 5 tane olmalı. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra iplik var. Şişimize takıyoruz. Düz örgü biçiminde bütün ilmekleri kapatıyorum. Düz örgü örüyorum. Ve yine düz ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Şimdi artırma noktasına geldiğimde yine 1, 2, 3, 4. yuva. 4. yuvadan ilmeğimi alıyorum. Ve fiyongumu kapatıyorum. Düz örerek.
Artırma noktasında üzerine sararak artırma ve iki düz. Tekrar üzerine sararak dördüncü yuva. Düz örgü. Düz ilmekler. Ve 5 tane sökerek burada da fiyonkumu kapatıyorum. Bu şekilde istediğiniz uzunlukta robayı yapabilirsiniz. Ondan sonra hırka olacaksa eğer kol, ön arka ayrımları veya yelek olacaksa kolları örmeden bedeni birleştirerek devam edebilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir. Başka örgülerde görüşmek dileğimle. Bu arada videonun devamını başka bir modelin devamını başka bir videoda paylaşacağım. Takipte kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.